Merhabalar. 4. sınıf matematik dersi 1. dönem 2. yazılıya hazırlık. 2. videoyla yine birlikteyiz. 1. videoyu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hemen sorulara geçelim. Aşağıda okunuşları verilen sayıları rakamla karşılarına yazınız. 637. Arkadaşlar ilk önce binler bölüğünü yazıyoruz. Binler bölüğünde ne varmış? 300 varmış. Birler bölüğünde 637 637.

2. İkinci soruyla devam edelim. Aşağıdaki sıralamalarda doğru ise başına D, yanlış ise Y. Arkadaşlar sıralama sorularında ilk önce binler bölüğüne bakıyoruz. Binler bölüğünde en büyük olan en büyüktür. Baktığımızda en büyük olan 108 ama burada 106 yazılmış. O halde birinci ifademiz yanlış. Küçükten büyüğe sıralamış. Bakıyoruz 198 bin en büyük. Sonra bakın burada Binler bölüğüne baktığımızda bu bundan daha küçük. Demek ki bu da yanlış. Burada 25.000, burada 8 bin olmaz. Diğerine bakalım. Hemen ilk önce binler 521 bin, 521 bin, 520 bin, 5 bin. Arkadaşlar şunlar ikisi de 520 bin. Doğru. Şuraya bakalım. 412, 408. O halde bu ifademiz büyükten küçüğe doğru sıralanmış. En sonuncuya bakıyoruz. 98 bin, 98 bin, 98 ,000, 98 bin. Buralar doğru. Bakalım birler bölüğüne bakalım. 700, 640, 613, 63 bu da doğru. Hemen diğer soruya geçelim. İşlemlerimi yapınız diyor. Toplama işlemi. 63 daha 9. 7, 4 daha 11'in 1'i elde var 1. Buraya 1'i hemen unutmadan yazıyoruz. 1, 9 daha 10. 10'un 0'ı elde var 1. 5, 4 daha 9. 1 de elde 10. Birinci ifademiz ne çıktı arkadaşlar? 10019. İkinciye 99 9. 18 18'in 8'i elde var 1. 1 2 daha 3 6 daha 9. 1 2 daha 3 8 6 14 14'ün 4'ü elde var 1. 1 6 daha 7 5 daha 12. İkinci ifademiz ne çıktı? 124398. Çarpma işlemlerini yapın diyor arkadaşlar. 3 kere 6 18. 18'in 8'i elde var 1. 3 kere 2 6 1 de elde 7. Arkadaşlar neyi çarpıyorsak onun altına yazıyoruz. Unutmuyoruz. 3 kere 9 27. Devam edelim. 4 kere 6 24. 24'ün 4'ü. Bakın 4 ile çarptık 4'ün altına yazıyoruz. Elde var 2. 4 kere 2 8. 2 daha 10. 10'un 0'ı elde var 1. 4 kere 9 36. Bir daha 37. Toplama işlemin ikinci işlemi neydi? Toplamaydı bu. Hemen 8 aşağıya. 7, 4 da 11'in biri elde var. 1, 7, 1 de elde. 8, 7, 2 daha. 9 ve 3. Bulduğumuzda sayıyı kaç bulmuş olduk arkadaşlar? 39.818. İkinciyi yapalım. 5 kere 5, 25. 25'in 5'i elde var. 2. 5 kere 7, 35. 2 daha 37. 37'nin 7'si elde var. 3. 5 kere 8, 40. 3 daha 43. Sayımız ne çıktı arkadaşlar? 4, 1375 çıktı. Devam ediyoruz. Bir tiyatro gösterisi için birinci gün 1746 bilet, ikinci gün birinci günden 1348 bilet fazla satılmıştır. İki günde toplam kaç bilet? Fazla dediği için arkadaşlar ikinci günü de birinci günü zaten vermiş. İkinci günü bulmak için ne yapmamız lazım? Birinci gün 1746 ile fazla satıldığı için ikinci gün 1348'i topladığım zaman ikinci gün satılan bileti bulmuş olurum. Hemen toplayalım. 6, 8, 14'ün 4'ü elde var. 1, 4, 4, 8, 1 de elde 9. 7, 3 daha 10'un 0'ı elde var. 1, 1, 1 daha 2, 1 de elde 3. Yani ikinci gün kaç bilet satılmış? 3094 bilet satılmış. Birinci gün kaçtı? Hemen yazalım. 1740, 46. İkinci gün 3094, 3094 toplam bileti sorduğu için hemen topluyoruz arkadaşlar. 6, 4 de sıfır elde var. 1, 9, 4 daha 13. 1 de elde 14. 14'ün 4'ü elde var. 1, 7, 1 de elde 8, 3, 1 daha 4. Yani 4840 bilet satılmıştır. Diğer soruya geçelim. Bölme işlemi yapınız diyor arkadaşlar. Hemen bölme işleminde birinci basamakta veriyoruz. 7'de 7 bir kere var. Bir kere 7, 7. Çıkarma yapıyoruz. Sıfır. 2'yi indirdik. Yoksa arkadaşlar ne yapıyorduk? Buraya bir sıfır atıyorduk. Kuralımız bu. Sonra 8'i indiriyorum. Var mı? Var. Sıfır atmıyoruz. 28'de 7. 4 kere var. 4 kere 7. 28. 0. 0. Evet. ikinci işlemi yapıyoruz. 3'te 2. 1 kere var. 1 kere 2. 2. Çıkarıyoruz. 1. 4'ü aşağıya indiriyoruz. 14'te 7. 14'te 2. 7 kere var. 7 kere 2. 14. 0, 0, 8'e aşağı in diyoruz. 8'de 2, 4 kere var. 4 kere 2, 8, 0. Üçüncü işlemi yapıyoruz. 4'te 6 yok. Şimdi neye bakıyoruz? İkincisine bakıyoruz. 46'da 6. Arkadaşlar kaç defa var? Çarpım tablosunu bilmemiz gerekiyor. 6'ları. Mesela 7 kere 6, 42. O halde 7 defa var. 7 kere 6, 42. Çıkardığımızda alttan 2 çıktı. 4, 0. 2'de 6 yok. 2'yi aşağı in diyorum. 42'de 6. 7 kere var. 7 kere 6. 42. 0. 0. Cevabımız 74. Hemen çarpma işlemleri kısa yoldan yapınız diyor. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Bu sıfırları bunun arkasına yazıyorduk. Yani 34. 1. 2. 0. 28. Bakıyoruz 3 0 var. Hemen 3 0 yazıyoruz. 42, önce 3 ile çarpalım arkadaşlar. 3 kere 2 6, 3 kere 4 12 yanına buradaki sıfırı yanına ekliyorduk. Hemen devam edelim. 2 ile çarpıyorduk 25. 2 kere 25 50. Bu sıfırları buraya ekliyorduk. 1, 2 sıfır var. 2 sıfırı ekliyoruz. Şimdi 10 çarpmak zaten kolay. Hemen sıfırı ekleyelim. 598'i yazıp sıfırı ekliyoruz. Şimdi arkadaşlar bir sayıyı 50 ile çarpmak, 100 ile çarpıp 2'ye bölmektir. Hemen öyle de yapabiliriz. Hemen 100 ile çarptı e, 2'ye böleceğiz. 642'nin yarısı nedir? 321. Hemen 2 sıfırı eklediğimizde cevabımız çıkar arkadaşlar. 2'ye bölüp 100 ile çarparız. Veya bunu bilmiyorsak arkadaşlar direkt 5 ile çarpıp sonra sıfırı arkasına da ekleyebiliriz. İki, iki şekilde de yapabilirsiniz. Diğerine geçelim. En yakın onluğa yuvarlayınız diyor arkadaşlar. Onluğa yuvarlayacaksak ne yapıyorduk? Son rakamına bakıyoruz. 5 ve 5'ten küçükse aşağıya, 5'ten küçükse aşağıya, 5 ve 5'ten büyükse yukarıya yuvarlıyorduk. Bakıyoruz 3 5'ten küçük. O halde ne yapıyoruz? 150 aşağıya yuvarlıyoruz. Bakıyoruz buraya. 5'ten büyük yukarıya yuvarlıyoruz. Ne yazıyoruz? 700 60. Bakıyoruz buraya yukarıya yuvarlıyoruz. O halde bakın burada yukarıya olduğunda 10 olacağı için diğer 7500 olur. Bakıyoruz 5 ve 5'ten büyük olduğu için yukarıya 7 Hemen 650 yazıyoruz. Bakıyoruz 5'ten küçük aşağıya yani 390 yazıyoruz. Diğer soruya geçelim. Bir mağazada 29 lira olan bir gömlekten toplam 87 tane satılmıştır. Bu gömleklerin satışından toplam kaç lira gelir elde edilmiştir? Arkadaşlar tanesi ne kadarmış? 29 lira. Kaç liradan satılmış? 87 çarpıyoruz. 87 ile 29'u çarparsak ne kadar elde edildiğini buluruz arkadaşlar. Hemen çarpalım. 9 kere 7, 7 kere 9, 63. 63'ün 3'ü elde var. 6. 9 kere 8, 72. 6 daha 78. Devam edelim. 2 kere 7 neyle çarpıyorsak onun altına yazıyoruz. 2 kere 7, 14. 14'ün 4'ü elde var. 1. 2 kere 8, 16. 1 daha 17. Toplarsak arkadaşlar. 3 aşağıya. 8, 4 12'nin 2'si elde var. 1, 7, 7, 14. 1 de elde var. 15. 1, 1 de elde 2. Yani 2.523 lira gelir elde eder. Diğer soruya devam edelim. Aşağıdaki çarpma işlemlerde verilmeyenleri bulunuz. Arkadaşlar çarpma işleminin dağılma özelliği vardı. Yani bu taraftakilerle bu taraftakiler eşit olması için sayıların aynı olması gerekiyor. 6 var, var. 8 var, var. O halde burada olması gereken eşit olması için burada olması gereken rakamımız 4. Hemen bakıyoruz aşağıdakine. 26 burada var, burada var. Bakıyorum 5 burada var, burada yok. O halde buraya 5. 7 burada var, burada yok. O halde buraya 7 yazarsam bu iki eşitliği ne yapmış olurum? Eşitlemiş olurum arkadaşlar. Kısa yolu bu taraftaki olmayanlar eşitliğin sol taraftakiyle sağ tarafta aynı sayıların olması gerekiyor. Olmayanları yazıyoruz. 11. soruyla geçelim. Fikret bu ay maaşını aldı. Aldığı maaştan 5 tane 200 TL. 5 çarpı 200. 7 tane 100. 7 çarpı 100. 9 tane 50. 9 çarpı 50. 3 tane 20 liralık TL varmış. Fikret maaş ne kadar maaş almış. Arkadaşlar 5 tane 200 lira varsa bu ne kadar eder? bin. Yedi tane yüz, yedi yüz. Dokuz tane elli, dokuz kere beş kırk beş yani dört yüz elli. Üç tane yirmilikte ne kadar eder? Altmış. Toplarsak arkadaşlar sıfır, altı beş daha on birin biri elde var, bir. Yedi dört daha on bir, bir de elde. On iki on ikinin ikisi elde var, bir. Bir, bir daha iki. Yani Fikret'in maaşı iki bin iki yüz. 10 liraymış arkadaşlar. Hemen diğer soruyla devam edelim. Şakir 260.947 sayısının 10 binler basamağı ile 10 binler basamağı hangisi arkadaşlar? Bu. Yüzler basamağındaki hangi sayı arkadaşlar? Bu. Rakamları toplarsam kaç elde ederim diye düşünüyor. Cevap kaç olmalı? 6 artı 9 o da eşittir. 15 yani cevabımız bu olmalı. Çıkarma işlemlerini yapınız diyor. Hemen yapalım arkadaşlar. 5'ten 8 çıkmaz. 10'luk alıyoruz. Burası ne oldu? 15. 15'ten 8 çıktı 7. Burada kaldı 3. 3'ten 6 çıkmaz. Hemen alıyoruz. 13. 13'ten burada 5 kaldı. 13'ten 6 çıktı 7. Burada 5 kalmıştı. 5'ten 3 çıktı 2. 8'den 2 çıktı 6. Yani cevabımız ne olur arkadaşlar? 6277 diğerini yapalım. 2'den 3 çıkmaz. Onluk aldık. 12'den 3 çıktı 9. Buradan almamıştık. Buradan almıyor. Burada yok. Baktık, buraya gittik. Burada 1 kaldı. Burada 10 olmuştu. Burada da 9 kaldı. 9'dan 8 çıktı 1. Burada 1 kaldı. 1'den 5 çıkmaz. Buradan bir onluk alırsak 11. 11'den 5 çıkarsa arkadaşlar 6. Burada 8 kaldı. 8'den 1 çıktı 7. 5'ten 4 çıktı 1. Cevabımız ne çıkacak arkadaşlar? 17.619 çıktı. Devam edelim. Hemen bölme işlemi kaç basamaklıdır diyor. Arkadaşlar bunu iki yoldan anlatacağım. Bölmedeki birinci rakam bölenden büyükse arkadaşlar bölmedeki basamak sayısının aynısıdır. Yani bölüm arkadaşlar bölünenle aynı basamaklıdır. Yani bu 3 basamaklıysa burası da 3 basamaklı basamaklı olur arkadaşlar. Hemen cevabı 3 yazabiliriz. Eğer biz bunu bilmiyorsak yani bu yöntemi bilmiyorsak direkt de böle de biliriz arkadaşlar. Hemen bölme yapalım bilmediğimiz için veya bilmeyenler için. 6'da 5 bir kere var. 1 kere 5 5, 1, 1 kaldı arkadaşlar. 6'dan 5 çıktı 1. 1 aşağıya. 11'de 5, 2 kere var. 2 kere 5, 10, 1, 8 kaldı. 3 kere 5, 15, 8'den 5 çıktı. 3, 0. Arkadaşlar kaç basamaklı çıktı? 1, 2, 3. Yine 3 basamaklı çıktı. Diğer yöntemden de yapabilirsiniz. Hemen noktalı yere hangi sembol yazılmalıdır diyor soruda. Bakalım arkadaşlar. Şöyle binler basamağı 20 bin. bin binler, binler bölüyü 20 bin. Binler bölüğü 10 bin ise bu bundan büyüktür. Yani cevabımız A çıkacak. Kilogramı 60 TL olan Pastırmadan 2 kilogram. Hemen yazalım. 60 çarpı 2 kilogram. Kilogramı 35 TL olan kıymadan 3 kilogram. Hemen 35 çarpı 3. Alan kişi satıcı 250 lira ödüyor. Para üstü ne kadar almalı? Hemen bakalım ne kadar vermesi gerekiyor ilk önce. 2 kere 60. 2 kere 6 12. 120. 3 kere 35. 3 kere 5 15. 15'in 5'i elde var. 1. 3 kere 3 9. 1 de elde. 10. Yani 105. Toplayalım. 5, 2, 2. 225. Ne kadar vermişti? 250'den. 225'i çıkarırsak arkadaşlar. 225'i çıkarırsak. Ondan 5 çıktı. 5. Burada kaldı. 4'ten 2 çıktı. 2. 2'den 2 çıktı. 0. Yani cevabımız 25 çıkar. C şıkkı. Diğer soruyla devam edelim. işareti yerine hangi sayılar gelmelidir? Örüntü sorusu. Arkadaşlar örüntüde kuralı bulmamız gerekiyor. Bakıyoruz. 32'den 25'e 7 azalmış. Sonra bakıyoruz 25'ten 34'e 9 artmış. Bakıyoruz 34'ten 27'ye 7 azalmış. 27'den 36'ya 9 artmış. 36'dan 29'a 7 azalmış. Arkadaşlar sıra hangisinde 9 artması gerekiyor? 29. 9 daha ne yapar arkadaşlar? 38 yapar. O halde cevabımız ne olacak? 38 olacak. Mıstık Fenci YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.